Beni en mutlu günümde ağlatacaksınız. İnsan olan sadece mutsuz gününde ağlamaz. Ben en güzel gözyaşlarımı mutlu zamanlarımda dökmüşüm. Teyze, makyajı akacak diye diyor kız. En güzel zamanlarımda hiç makyaja ihtiyacım yok idi. Nereye gideceksiniz buradan? Balayı programınız belli mi? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Özgürcüğüm, böyle şeyleri niye bize soruyorsun? Git Hızır abine sor. Dün gece bayılıyordun ya yaptığı sürprizlere. Ama çok tatlıydı Meryem Hanım. Siz de kabul edin. Uşaklarım tatlıdır, baldır. Ama bir kaşıktan fazlası zehirler. Bizim oranın bali, deli bali. Bilesin diye diyorum Özgür. Bilmezler anne, bilmezler. Bir kaşık tadına bakan öyle zanneder. Emine Hanımlar gelmeyecekler mi? Henüz belli değil. Oo, ben buraya yüzükleri göstermeye gelmiştim ama. Nikahta nikahta şimdi olmaz. İyi de yenge, bir fikrini alsaydın ya. Bu konuda benim fikrimi alabiliriz. Sevinirim. Sen zevkli bir kadınsın. Mücevher konusunda evet. Neyini soruyorsun? Yüzük bahane. Derya'yı göreyim dedim. Hem bir heyecanım yatışır. Hem de seninle bir şey konuşmak istedim. Konu Hızır'sa bugün hiç o konuyu konuşmayalım. Sizin için buradayız, bizim için değil. Haklısın da yenge. Hızır Reis'in konu olmayacağı bir gün yoktur biliyorsun. Bak, bizim Hızır'la barışma ihtimalimiz falan yok. Senden tek bir şey istiyorum. Hızır'a benzeme. Onun gibi olma. Bak, bir sürü gözünüzün içine bakan, size özenen insan var. Aldatmayın. Önce kendinizi, sonra sevdiklerinizi. Tavsiyen için teşekkür ederim. Sağ ol. İstesek de inan Hızır Reis'e benzeyecek kadar karımızı sevemeyiz. O mu beni seviyormuş? Allah'ını seversen o mu gönderdi seni bunları söylemen için? Bak şu ileride uzun boylu bir adam var. Adı Ziya, benim arkadaşım. Duydun mu hiç? Duymadım. Kiralık katil kendisi. Burada ne işi var? Arkadaşım. Ne diyeyim Yaşar? Nikah senin nikahın. Kiralık ya da değil. Zaten ortalık katillerle dolu değil mi? De, bana bunu niye söylüyorsun? Dün akşam bana geldi. Hızır Reis buna 50 milyon dolar para vermiş. Beni öldürmesi için mi? Gerek yoktu para saçmasına. Yakında kendisi bedavaya yapar bu işi zaten. Hele bir dinle Allah aşkına. Sinirini benden çıkarma.
Duyduklarını da benden duymuş olma. Tamam, dinliyorum. Bu Ziya'ya demiş ki kocan, benim karım rahatsız, yani hasta manasına. Allah gecinden versin. Ola ki karıma bir şey olur, emri hak vaki olur, benden önce gider. Benim ona sözüm var, beraber gideceğiz diye. Etrafımda bunu yapacak, beni karıma yetiştirecek kimse kalmadı. Sana 50 milyon para. Böyle bir şey olursa beni karıma yetiştir. Yani Meryem ölürse hemen arkasından beni öldür demiş. Sen ciddi misin? O yüzden sana diyorum ki hiç kimse karısına kocanın seni sevdiği kadar sevmemiştir. Bak bunu ben söylüyorum. Daha da bir şey söylemiyorum. Bu arada sen olmasaydın ben sevdama kavuşamazdım. Her şey için çok teşekkür ederim. Arada bir iyi şeylere de sebep olalım, değil mi? Hayırdır İlyas? Hayır ya da şer, bir şey sorduk da. Alparslan'ın evdeydik amca. Dayım gelmişti. Memleket kurtardınız yani. Senin otel işini konuşuyorduk amca. He, ne diyor Davut Bey? Sıcak bakıyorsun benim bu legalleşme fikrime. Vallahi amca bana pek sıcak bakıyor gibi gelmedi. İstemez yeğenim, istemez. Kimse bu bataklıktan çıkmamızı istemez. Ancak kendi çabalarımızla çıkacağız, çırpına çırpına. Bataklıkta çırpınırsan daha çabuk batarsın da İlyas. Sen niye gerginsin? Ya. Hayır, yani aile içerisinde nikah yapıyoruz. Soruyorum abime bu Ziya'nın burada ne işi var diye. Diyor ki... Siz neredeydiniz dün gece? Hayırdır İlyas? Hayır ya da şer, bir şey sorduk da. Alparslan'ın evdeydik amca. Dayım gelmişti. Memleket kurtardınız yani. Senin otel işini konuşuyorduk amca. He, ne diyor Davut Bey? Sıcak bakıyorsun benim bu legalleşme fikrime. Vallahi amca bana pek sıcak bakıyor gibi gelmedi. İstemez yeğenim, istemez. Kimse bu bataklıktan çıkmamızı istemez. Ancak kendi çabalarımızla çıkacağız, çırpına çırpına. Bataklıkta çırpınırsan daha çabuk batarsın da İlyas. Sen niye gerginsin? Ya. Hayır, yani aile içerisinde nikah yapıyoruz. Soruyorum abime bu Ziya'nın burada ne işi var diye. Diyor ki git diyor Yaşar'a sor, onun dostu diye. Yaşar abi davet etmiştir amca. Hızır amcamın da dediği gibi, onun dostu. Hızır amcamın dediği gibiymiş. Fahri abi, sen dün gece neredeydin? Buradaydım. Aradım, telefonuna kimse bakmadı. Niçin aramıştın İlyas? Bir şey soracaktıysan şimdi sor. Soruyorum. Hatta üçünüze de soruyorum. Şimdi benden daha tecrübeli olduğunuz için değil de hani fikir paylaşmak adına. Oteli diyorum, biz mi işletelim profesyonellerle? Yoksa bir işletmeciye verelim, o mu işletsin? Amca biz ne anlarız otel işinden? Verelim bir zincire, işletsinler. Sizin anlamadığınızı biliyoruz.
Amca bence biz işletelim. İki gün sonra bunlar bizi dolandırıyorlar diyeceğiz. Gideceğiz vuracağız. Ne gerek var? Doğru diyorsun, ben vururum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Sen ne düşünüyorsun Fahri abi? Ne diye soruyorsun İlyas? Sen kararını vermişsin. Verdim verdim de kim benimle aynı fikirde, kim benden farklı düşünüyor onu anlamaya çalışıyorum. Ben de Alparslan gibi düşünüyorum. Biliyordum da yine de bir şans vereyim dedim. Hani hasbelkader benimle aynı fikirde olursun diye düşündüm. Niye? Otelin satın almacısı mı yapacaksın benimle? Profesyonel düşünüyorum Fahri baba. Kolay gelsin İlyas. Sağ ol abi, sağ ol.